Cemil Bayık hemen her gün Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yapıyor. Son açıklamasında da Türkiye'nin Kobani'ye yardım etmemesi durumunda çözüm sürecinin biteceğini öne sürdü. Kobani'de saldırılar sürerken müzakerelerin devam edemeyeceğini ve buranın pazarlık konusu yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. Bu durumda gerillaları harekete geçiririz dedi. New York Times gazetesi de bu sözleri haber yaptı. Evet, bir daha oku. Cemil Bayık hemen her gün Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yapıyor. Son açıklamasında da Türkiye'nin Kobani'ye yardım etmemesi durumunda çözüm sürecinin biteceğini öne sürdü. Kobani'de saldırılar sürerken müzakerelerin devam edemeyeceğini ve buranın pazarlık konusu yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. Bu durumda gerillaları harekete geçiririz dedi. Yani geriller işi de karşı harekete geçirsin. Evet. Türk askeri niye geçiriyor? Evet. Mağaradan da dışarıya çıkmıyor. Evet. Türkiye Kobani'yi kurtarsın diyor. Evet. Ya gerillen varsa sen Türk askerine saldıracağına git. IŞİD'le evet. Değil mi? Evet. Kozunu paylaş hem de kurtar. Kobani'yi de kurtar. Başka yerleri de kurtar. Evet. Bir çık bir bakalım bir mağaradan. Evet. Sen git diyor. Biz ben korkuyorum diyor. Mağarada bize alıştık diyor. Evet. Düzova'da biz öyle çatışma falan giremeyiz diyor. Evet. Türkiye gitsin bizi kurtarsın diyor. Evet. Sen git diyoruz. Korkarım diyor. Ama gerillalar da Türk askerlerine her an saldırabilir diyor. Evet. Ya kardeş ne diyeyim aklın yetiyorsa git IŞİD'le kozunu paylaş. Evet. Türk askerine niye kabadayılık yapıyorsun? Aylardan beri kabadayılık yapıyor ya. Evet. Çok anormal bir durum.